Profesör Hamdi Ünal. Ben şu anda Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanıyım. Bundan önceki dönemlerde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümünde hocaydım ben. Orada 24 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum devletten. Daha sonra özel bir üniversiteye geçtik. Orada Güzel Sanatlar Fakültesini kurdum. Aşağı yukarı 4 yıl oranın dekanlığını yaptım. Bir iki üniversitede, özel üniversitede daha çalıştım. Son 6 yıldır da Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünde görevimi sürdürmekteyim. Bu bölüm çok önemli. Şöyle önemli, tekstil ve moda, özellikle tekstil, Türkiye'nin vazgeçemeyeceği bir sanayi kolu, endüstri kolu. Biz tekstilde ileri bir noktadayız. Fakat son zamanlarda tekstille ilgili olarak söylenenler, olumsuzluklar bizi hiçbir zaman etkileyemez, etkilememeli. Çünkü 1930'lara kadar, 40'lara kadar usta-çırak ilişkisi esasına dayanan tekstil üretimi, 57'den sonra özellikle Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu, ki ben o kurumdan mezunum, orada tekstil eğitimi üniversite düzeyinde ele alınmaya başlandı. Ciddi devlet politikası olarak ele alınmaya başlandı. Ve oradan yetişen gençlerimiz alanımızda, tekstil ve moda alanında önemli işlere imzalar attılar. Bugün sektörde çalışan, ulusal düzeyde de olduğu gibi uluslararası düzeyde de çok önemli yerlerde bulunan mezunlarımız var. Bu bize son derece onur veriyor. Nedeni de bu eğitimin çok ciddi bir şekilde tatbikiden bu yana alınıyor olması. Daha sonra tabii tatbiki güzel sanatlardan sonra devlet üniversitelerinde güzel sanatlar fakültelerinin sayıları arttı. Dolayısıyla bu bölümün eğitiminde büyük ölçüde yaygınlaştı. Bugün çok önemli bir yerdeyiz. Çok iyi bir noktadayız. Başarılı mezunlarımız var. Onlar gerçekten çok mutlular. Mesela ben burada ki idareciliğim döneminde Beykent Üniversitesi'nde mezun ettiğimiz öğrencilerden hiçbirisinin gelip de burada ben işte mezun oldum, şu anda boştayım, çalışmıyorum diyene hiç rastlamadım. Muhakkak tekstil gibi son derece alanı geniş bir sektörde çalışıyor olmaları onlara çok büyük avantajlar getiriyor. Beykent Üniversitesi'nde giriş yetenek sınavları biliyorsunuz, üniversite sınavları oluyor. Burada Beykent Üniversitesi'nde bir ayrıcalıklı bir durum var. Ben tüm güzel sanatlar fakültelerinin, bizimle ilgili bölümlerini, moda tekstil tasarım bölümlerini biliyorum. Bizde donanım, atölye donanımı çok önemli. Kuramsal teorik bilgi aktarımı evet zorunlu, şart, geniş boyutta şart hem de. Ama uygulama olmayınca olmaz. Tekstil ve moda tasarımı eğitimi uygulama olmayınca maalesef olmaz. Ben 6 yıl önce buraya geldiğimde gördüm ki Beykent Üniversitesi'nin tekstil ve moda tasarım bölümü dokuma, baskı, giyim, örme, bilgisayar gibi tüm atölyeleri donanımlı bir şekilde ve tüm dersliklerinde gerekli sunum malzemeleri mevcut. Dolayısıyla burada çok ciddi bir eğitim veriliyor. Öğrenci önce kuramsal bilgiyi alıyor, atölyelere girip sonuç itibariyle istediği noktaya geliyor, uygulamalı çalışmalar yapıyor. Sonra da bir proje yapıp mezun oluyor kurumdan. Tabii mezun oluncaya kadar bizim bir de 30 iş gününe karşılık mesleki stajımız var. Biz bu stajları öğrencilere yaptırıyoruz. Onlardan tabii 30 günlük rapor istiyoruz. Onlar her günü raporluyorlar ve staj yaptıkları yerlerde de bunu teyit ediyorlar. Ve raporu getiriyorlar. Biz de kabul ediyoruz. Ve sonuçta da mezun oluyorlar. Mezuniyetten önce özellikle giyim dalımızın çok önemli bir finali var. O da defilemizdir. Biz birçok kurumlarda olduğu gibi son bir aya değil, son sınıfın tüm iki dönemine de, tüm aylara bu projeyi yayıyoruz. Temayı veriyoruz. Çocuklar 8 ay boyunca çalışıyorlar. Ve sene sonunda da
çok güzel profesyonel mankenlerin sunduğu bir defileyle bu sonucu taçlandırıyorlar. Dokuma tasarımı için de öyle. Aşağı yukarı 30'a yakın bizim tezgahımız var ve bu tezgahlarda çocuklar bizlerden aldıkları teorik bilgiyi uygulama alanına sokuyorlar. Mezun olunca da hiçbir güçlük yaşamadan sektörde başarının yolunu aramış oluyorlar. Çocuklarda şöyle bir korku oluyor. Ben sayısal ya da sözel puanım var, şu puanım var ama burası yetenekle alıyor, benim yeteneğim yok, başarılı olamam gibi böyle bir korkuya kapılıyorlar. Bunun hiçbir yeri yok. Gelsinler, bizim sınavlarımıza girsinler. Biz burada bir tespit yapıyoruz aslında. Yani bizim alanımıza, sanat ve tasarım alanına ne derece katkı üretecekler? Buraya geldikleri zaman, eğitimi aldığımız zaman onları biz hangi düzeye kadar getirebileceğiz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Dolayısıyla tüm öğrencilerimize açık bir sınavdır bu. Gelsinler, mutlaka ileriki sınıflarda da başarılı oluyorlar.